Çok değerli Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş, burada heyecanla, aşkla, gönülleri coşkuyla dolarak Kars'tan, Van'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, İstanbul'dan, Urfa'dan, Malatya'dan ve Türkiye'nin her noktasından buraya koşan bağımsız Türkiye sevdalıları ve bizleri ekranları başında izleyen aziz Türk milleti. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Biz Türkçenin en güzel, en harikulade, en aşk dolu, en güzel iki kelimesi altında birleştik. Bu kelimelerden bir tanesi bağımsızlık kelimesi. Güzeller güzeli bir kelime. Diğeri ise Türkiye kelimesi. Biz bu iki kelimeyi birleştirdik. Profesör Doktor Haydar Baş'ın ardına düştük. Bağımsızlık dedik, Türkiye dedik, bağımsız Türkiye dedik. İktidara yürüyoruz. Bağımsız Türkiye, bağımsız Türkiye. Değerli kardeşlerim, eğer politikalarınızı bağımsızlık üzerine bina etmezseniz Beyaz Saray kapılarında bizi süpürüp atmayın diye yalvarırsınız. Eğer politikalarınızı bağımsızlık üzerine bina etmezseniz Erzurum'da, Kars'ta hayvanınıza Bulgaristan'dan gelen samanı yedirirsiniz. Eğer politikalarınızı bağımsızlık üzerine bina etmezseniz Edirne'deki peynir fabrikalarınıza Yunanistan'dan süt getirirsiniz. Biz bu ayıba, bu zillete, bu utanca dur demek için bağımsız Türkiye diyoruz. Bunun için yola çıktık. Bunun için Profesör Doktor Haydar Baş diyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün Türkiye'nin itibarı ayaklar altına alınmış durumda. Hangi konuyu ele alırsanız alın, dış politikayı, ekonomiyi, kültürü, sanatı, hangi konuyu ele alırsanız alın, itibarımız ayaklar altındadır. Bakın, bir süre önce Reyhanlı'da bomba patladı. Allah ölenlere rahmet eylesin. Bunlar Suriye'ye barış, huzur, kardeşlik getireceğiz diye yola çıktılar. Savaşı Reyhanlı'ya getirdiler. Biz işte buna dur demek için yola çıktık. Şimdi Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu diyor ki, bakın itibara bakın, jeopolitik derinlik tafralara atan akademisyene bakın. Diyor ki, bugüne kadar Esad katildir, Esad zalimdir diyorlardı. Şimdi ne diyor? Ya Esad aslında iyi bir adam da onun annesi çok kötü. Annesi onu dolduruyor. Ondan dolayı bunları yapıyor. Şimdi de 80 yaşındaki bir ihtiyar kadına dil uzatıyorlar. Soruyorum bunlara, eğer siz Esad'ın annesinde problem var diyorsanız gelin işte Arife Ana burada. Onun yanına gelin. Onun liderinin yoluna gelin. Var mısınız? Problem annedeyse ana da burada, baba da burada, hoca da burada, kadro da burada, lider de burada, dava da burada, bağımsızlık da burada, Türkiye de burada ve Allah'ın izniyle iktidar yakındır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Bayraktar.